Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ak Yükselen İnşaat'ın Yükselen Park Hürriyet Projesi'ni gezeceğiz. Daireyi tanıtıma geçmeden önce böyle hazırlanmış olan maket üzerinden bir hem konumu bilgisi vereyim hem de dairenin genel hatlarıyla ilgili bilgi vereyim istedim. Dairenin konumu Hürriyet Adalet Meydanı'nın hemen yanında. Şöyle gösterebilirim. Şurası Adalet Meydanı. Burada Bulgaristan Konsolosluğu var. Adalet Caddesi ve Yeşilsoy Caddesi'nin kesişim noktasında. 7 bloklu, 260 daireli bir site. Sitenin açık yüzme havuzu ve her daireye ait kapalı otoparkı mevcut. Eylül 2022'de teslim edilecek bu proje arkadaşlar. İlgilenmek isterseniz açıklama kısmına firma bilgilerini ve iletişim bilgilerini ekliyor olacağım. Oradan bakarak da iletişime geçebilirsiniz. Biz D bloğun şu birinci kat dairesini gezeceğiz. Burada bahçe kullanım alanı sunulmuş giriş kat daireler için de fiyat bilgisini videonun en sonunda ulaşabilirsiniz. Hadi biz de daireyi gezmeye başlayalım. Yükselen Park Hürriyet Projesi'nin örnek dairesini gezmeye başlıyoruz. Her zamanki gibi çelik kapıdan itibaren anlatmaya başlayalım. Çelik kapıda Saner marka kullanılmış, dış ahşap tercih edilmiş, içi ise beyaz tercih edilmiş daire bütünlüğüne uyum sağlaması açısından. Burada Multitek marka bir görüntülü diyafon sistemi var. Onun hemen yanında da portmanto alanı var. Şöyle göstereyim, portmantonun içerisine elektrik panelleri gizlenmiş. Benim sevdiğim bir detay olduğu için mutlaka değiniyorum. Burada askılık bölmesi, portmantonun diğer tarafı da raf alanları yapılmış. Orada da ayakkabılık bölmesi olarak düşünebiliriz. Portmantonun kapılarında ve pervazlarında lake tercih edilmiş, lake kapak kullanılmış. Antrenin metrekaresini söyleyeyim öncelikle. 12,5 metrekare antrenin metrekaresi. Yerlerde 60'a 60 mermer desenli seramikler kullanılmış. Hemen önün üzerine süpürgeliğe değineyim. 10 santim lake süpürgelikler tercih edilmiş. Duvarlarda da açık gri renginde boyalar kullanılmış. Tek nefeste anlatmış olabilir miyim? Evet. LED aydınlatmalar için ışık band uygulaması yapılmış. Bu arada avizeleri çok beğendim. Nereden alındığını öğrenip mutlaka aşağıya açıklama kısmına yazacağım. Siz de bakabilirsiniz. Salona doğru böyle alalım sizlere. Salon kapısından başlayalım anlatmaya. Salon kapısı lake tercih edilmiş. Şu şekilde salon kapısının ortasında cam detay mevcut. Camlı salon kapıları her zaman için daha böyle davetkar bir his uyandırdığı için tercih edilmesi hoş oluyor bence. Kapı kulbu da bu arada çok güzel. Gel. 28,5 metrekarelik salon alanımız mevcut. Salon camı boydan cam tercih edilmiş ancak açılır kısmı yarıda bırakılmış. Eskiden Fransız camlar vardı. Çocuklu evler için gerçekten ciddi güvenlik sorunu oluşturuyordu. Hele benim gibi küçük çocuklarınız ve hareketli çocuklarınız varsa tercih sebebi olabilecek nitelikte. Yarıya kadar hem ışık kaynağını kesmemiş oluyoruz, doğal ışık kaynağını maksimum düzeyde salonumuzun içerisine alıyoruz. Hem de güvenlik problemini ortadan kaldırarak açılır kısmı üste bırakıyor olmaları bence çok büyük avantaj olmuş. Bunu çok beğendim. Hatta böyle gezdiğim projelerde bilhassa buna dikkat ediyorum diyebilirim şu anda. Çünkü çocuklar kendilerini korumak noktasında yetişkinler kadar
başarılı olamıyorlar. Burada balkona çıkış için bir kapı bırakılmış. Kapının önüne de jaluzi yaptırılmış. Kullanılan tonlar itibariyle evin tonlarını çok beğendim. Jaluzinin tonunu da çok sevdim. Şöyle kaldırayım onu da. Şöyle göstermiş olalım. Buradan balkona bir adet çıkış kapımız mevcut. PVC'lere değineyim. Salon PVC'lerinde antrasit renk tercih edilmiş. Egepen marka kullanılmış PVC'ler. Derzli laminat parkeler kullanılmış. Özellikle ben derzli laminat parkeyi salonlara, mutfağa, evin her alanına çok yakıştırıyorum. Daha şık bir görüntü katıyor bence. Tercih edilebilir. Renkleri açık tonlarda tercih edilmiş. İçerisinde böyle hafif gri dokular var. Seramiklerle parkeler birbirine çok yakın tonlarda. Buranın duvarları da açık gri rengine boyanmış. Eskiden böyle hani birkaç sene önce koyu gri duvar modası vardı. Gerçi koyu gri ya da siyah duvarlar da tercih edilebilir evlerde belli alanlarda ama özellikle evin salonunda vesaire de açık renk duvar her zaman için evi daha aydınlık gösteriyormuş. Denendi, test edildi. Evin içerisinde dahil olarak verilecek bir adet de klima mevcut. Klima salona da konumlandırılmış. Işık bandı uygulaması yapılmış ve içerisine led aydınlatmalar döşenmiş. Benim çok sevdiğim bir detay, özellikle loş ışıkta oturmak istiyorsanız veya sürekli avize kullanmak istemiyorsanız led aydınlatmanın ışığında da çok güzel oturabilirsiniz. Bu arada mobilyalar gerçekten çok güzel. Böyle şıkır şıkır şatafatlı mobilya seven, böyle bu tarzlarda beğenen insanlar varsa hem güzel yumuşak detayları var hem de çok şık durmuş bu ev içinde. Güzel de döşenmiş. Anahtar ve prizler netelsen kullanılmış ve antrasit renk tercih edilmiş. Özellikle açık renk duvarın üzerinde hoş durmuş. Bu arada kaç tane priz var? Burada priz var, orada priz var. Muhtemelen televizyonun orada da bir priz var. Prizlerin çok olması güzel olmuş. Gel. Geçiyorum. Mutfağı sonraya mı bırakalım, anlatalım mı? Ne diyorsun? Sonra kalsın. Sonra hadi mutfak sonraya kalsın. Mutfağı kapatalım. Bugün de böyle olsun. Evin ısınma şeklinden de bahsetmiş olalım koridorda. Ev yerden ısıtma sistemiyle ve merkezi sistemle ısınıyor. Merkezi sistem hem fiyat itibariyle evlere çok avantajlı olabiliyor hem de yerden ısıtma sistemi evin ısısını stabil tutabilmek açısından çok güzel. Buraya da termometre yerleştirilmiş. Buranın tavanına da değinmek istiyorum. Işık bandı uygulaması yapılmış. LED aydınlatmalarla da döşenmiş. Avizeleri çok beğendiğimi söylemiştim. Burada oturma odası olarak düşünülmüş bir alan var. Burada da banyo var. Biz önce oturma odasını anlatalım, sonra da banyoyu anlatmış oluruz. Oturma odasının metrekaresi 10,5 metrekare. Genel itibariyle bir ailenin oturabileceği, hatta misafir ağırlanabilecek düzeyde de bir oda bence. Burada TV ünitesi için böyle bir dekoratif duvar yapılmış. Derzli laminat parkeler kullanılmış. Burada da 8 santim süpürgelikler tercih edilmiş. Kapıları laki kapı tercih edilmiş. Evin genel itibariyle laki kapı tercih edilmiş. Sadece bu kapıda cam detay yok. Ay, cam detayın üzerinde bulunan desenler laki kapının üzerine işlenmiş. Mutfakta ve salon kapısında cam detay mevcut. Burada bir de balkona çıkış alanı var. Balkona çıkış için 3 adet kapı bırakılmış. Birincisi salon, ikincisi mutfak, üçüncüsü ise bu oturma odasından balkona çıkış alanı verilmiş. Balkonu anlatalım mı hemen? Olur, buradan balkona değinebiliriz. PVC'ler iki renk tercih edilmemiş burada. İçi ve dışı antrasit renk PVC'lerin. Evin zaten genel itibariyle tonlarında açık renkler kullanıldığı için PVC'lerin de böyle bir tık koyu olması gayet hoş durmuş. Zaten bununla bu doğramayı uydurmuşlar. Alıp yaptıracak olanlar varsa böylelikle fikir olur. Bu arada kocaman bir balkon alanı var. 22,5 metrekare. Salonun çıkış kapısı, mutfağın çıkış kapısı ve oturma odasının çıkış kapısı balkona bu şekilde konumlandırılmış. Yerlerde 60'a 60 antrasit renk seramikler kullanılmış. Kullanılan seramikler mat tercih edilmiş. Özellikle kaygan zeminlerde mat seramik tercih edilmesi balkon cam balkonda kapatmak istemeyenler için ıslandığında kaygan olmayacağı için çok avantajlı bir hal oluyor. Balkon için 2 adet ışık kaynağı bırakılmış. Birincisi mutfağın kapısının önüne, ikincisi ise oturma odasının kapısının önüne gelecek şekilde yerleştirilmiş. Televizyon koymak isteyenler için balkona da uydu alıcı sistemi
yerleştirilmiş buraya. Balkon korkulukları da alüminyum antrasit renk tercih edilmiş ve geri kalan yerleri de cam tercih edilmiş. Bahçe mobilyasını biz böyle ortaya çektik. Hani daha böyle göz doldursun diye ama mesela bahçe mobilyası böyle bu tarafa yakınlaştırıldığında oraya dünya kadar yer kalıyor. Salıncak koyabilirsin, dolap yaptırabilirsin, bir kısmı bahçe mobilyanı koyup bir kısmı masanı koyabilirsin. Dünya kadar yer kalıyor daha yani. Hani 60, 60, 30 tam buna kadar gelen kısım 150 santim bu alan. E burada da yine aynı 150 santim kadar bir alan kalıyor. E orada da 150 santimlik bir alan var. Gayet geniş bırakılmış yani. Bu ev kentsel dönüşüm bölgesi olarak yapılan bir ev. Hürriyet Mahallesi'nde eski yem fabrikasının olduğu alana yapılmış. Kentsel dönüşüm kapsamında olduğu için tapu harcı yok. Bizim gezdiğimiz örnek dairenin baktığı taraf yeşil alana bakıyor. Yani bu evi alan, bu cephede yaşayan insanlar için de manzarası kapanmayacak bir alan olmuş. Bu evin bahçe katlarının bahçe kullanım alanı da var. Buna da mutlaka değinmek istiyorum. Çünkü özellikle çocuğunuz varsa, evcil hayvan bakıyorsanız veya az olsun öz olsun benim de ufacık bir bahçem olsun, ayağım toprağa değsin diye düşünüyorsanız bahçe kullanım alanlı bir ev tercih edebilirsiniz ki bizim öncelikli tercihlerimiz arasında. Onun için de alternatif olabilir ev arayanlar bu sitenin bahçe kullanım alanları olduğunu da ayrıca belirtmiş olayım. Çıkıyorum buradan. Devam ediyorum. Çıkalım buradan da bu odayı da geride bırakıp nereye girelim? Diğer küçük çocuk odasına girelim. Banyoyu mu anlatayım ya? Gel banyoyu anlatayım. Cem'e şaşırtmacalar. Nasıl sert bakıyorsun ama. Banyonun metrekaresi 4,5'tu. Hemen bakayım. Büyük banyonun metrekaresi 4,5 metrekare. Buraya duşakabin alanı yapılmış. Duşakabin dikdörtgen tercih edilmiş. Duşakabin cam tercih edilmiş. Burada bir banyo dolabımız mevcut. Burada böyle bir alan var. El kremlerinizi koyabileceğiniz, depolama yapabileceğiniz bir alan olmuş. Lavabosu gayet güzel. Altında da depolama alanı var. Armatürleri artama tercih edilmiş. Bunu da söylemiş olayım. Şöyle düzelttikten sonra banyonun hemen diğer tarafında çamaşır makinesi için alan bırakılmış. Prizler yerleştirilmiş. Büyük ihtimalle çamaşır makinesi, kurutma makinesi üstte konur diye de prizini koymuşlar. İki renkli kullanılmış fayanslar. 30'a 120 tercih edilmiş. Buranın fayansları. Duşakabinin olduğu ve klozetin takılı olduğu yerin fayansları ise siyah koyu renklerde tercih edilmiş. Banyonun zemininde mermer desenli seramikler kullanılmış. 40'lık tercih edilmiş. Koridorda kullanılan seramiklerden 20 santim daha ufağı tercih edilmiş banyonun zemininde de. Yani model olarak, desen olarak ve renk olarak aynılar. Devam ediyorum. Salonu anlattık. Küçük odayı anlattık. Şimdi diğer çocuk odasını anlatıyoruz. Oraya doğru gidiyoruz. Şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz ben de ev arıyorum. Ben de ev almaya çalışıyorum şu süreçte. Zaten bizim kanalın çıkış amacı bizim ev arıyor olmamızdı. Bir süre eve gidiyorduk falan, biz bunları niye çekmiyoruz dedik. Öylelikle başladık ve hala ev alamadık. Bu evi çok beğendim. Özellikle kullanılan mobilyalarını da çok beğendim. Örnek daire olmasına rağmen özenilerek hazırlanmış. Ve evin hemen hemen her odasında balkon var, onu da çok beğendim. Yani bizim açıkçası almayı düşündüğümüz evlerden bir tanesi. Alıp almadığımı yazarım. İlerleyen zamanlarda ben bu daireyi aldım derim ama şu an için bilemiyorum. Burada çocuk odası olarak düşünülmüş 10,5 metrekare bu çocuk odasının metrekaresi. Bir çocuk odası için gayet yeterli. Hatta iki çocuk için bile bir odaya çevrilebilecek büyüklükte bu oda. Çünkü burayı çocuk odası yaparsın, oraya oyun alanı yaparsın. Mis gibi bir alan olur. Şöyle geçelim. Kullanılan mobilyalar da çok güzel. Bizim bir erkek çocuğumuz olduğu için ve mobilya erkek çocuğuna uygun bir mobilya olduğu için biz direkt onu düşündük. Bakın göstereyim, böyle çok güzel ya. Kocaman dolap. Koy her şeyini çocuğunun. Çekmeceler falan da var. Dolabın da reklamını yapalım ben. Çok güzelmiş. Antrasit renk aynalar kullanılmış. Antrasit rengin tonları. Perdeler çok güzel. Çok beğendim evin. Döşemesini de çok beğendim. Buraya da çalışma alanı yapılmış. Yani yatak, çalışma masası ve kocaman bir gardırop. Buraya çok rahat sığmış. Büyük bir alan kalmış. Derzi laminant parkeler kullanılmış. 8 santim lake süpürgelikler kullanılmış. Duvar boyaları her odada söylediğim gibi aynıydı. Şu balkonu da gösterelim mi Cem? Çocuk
Çocuk odasının önünde 4,5 metrekarelik bir balkon mevcut. Bu balkonu çamaşır balkonu yapabilirsiniz. Dediğim gibi çocuğunuza oyun balkonu yapabilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa onun için yaşam odasına çevirebilirsiniz. Kezin bir evcil hayvanımız var. Onun yeri olabilir burası, kumunu vesaireyi koymak için. Ya da çamaşır makinenizi Cem'in bulunduğu, Cem orayı çekersin sonra. Burada bir gider var ama orası çok güzel çamaşır makinesine göre. Mesela fikirler. Cemile'den fikirler. Mesela burası bir çamaşır makinesinin çok rahat girebileceği bir alan. Burayı böyle kapattığınızda, çamaşır kurutma makinenizi koyup üzerine de bir dolap yaptırdığınızda mis, temiz. Ama bilmiyorum, tesisatı yok. Nasıl olur o kısmı bilmiyorum. Bu fikir bende var ama tesisatı yok. Buradan da zaten diğer balkonu böyle görebiliyoruz. Bir adet aydınlatma yerleştirilmiş. Seramikler 60-60 mat antrasit renklerde tercih edilmiş. Buranın fayansını yapan usta çok iyi bir usta. Buranın giderinde de gidere böyle yönlendirme yapılmış. Gel. Bunlar karışmayan ketenlerden. Perdelerin şeyini de öğreneyim. Onu da açıklama kısmına yazayım. Ola ki yaptırmak isteyeniniz olur. Fikir olur. Ben de yaptırmak istersem. Benim için de dönüp bakabileceğim bir alan olur. Kapıyı söyledim mi? Sadece salon kapısı ve mutfak kapısında cam detay kullanılmış. Diğer kapılarda da aynı laka kapı tercih edilmiş. Kapı kasaları da laka tercih edilmiş. Cam detayların üzerinde bulunan desenler laka kapıların üzerine de işlenmiş. Bu odadan çıkıp hemen ebeveyn yatak odasına geçiyorum. Çok mu uzattım videoyu? Özlemişim anlatmayı be. Anlat Cemile. Evet, geç. Ebeveyn yatak odasının metrekaresi, hemen kopya çekiyorum. 15,5 metrekare. Yatak sığmış, arada bir boşluk var ve bir dolap sığmış. Gayet ebeveyn yatak odası için. İyi misin? Evet, tam anlatıyordum ki Cem düşüyordu. Neyse, toparladı. Gayet bir yatak odası için yeterli bir alan olmuş. Gerçekten evi çok güzel döşemişler ama ya. Vallahi. Perdelerin seçimi, renkler, tonlar birbirine o kadar çok güzel uymuş ki. İç mimarlarını tebrik ediyorum bu arada. Bayağı beğendim. Ebeveyn yatak odasında ebeveyn banyosu ve ebeveyn balkonu da mevcut. Yatak odasının önündeki balkon 5,5 metrekare. Diğer çocuk odasındaki balkondan bir tık daha uzunluğu var. Genişlik olarak hemen hemen aynı ama birazcık daha uzun bir balkon. Yerlere değinmeyeceğim. Fayanslar aynı. Korkuluklar da aynı şekilde tercih edilmiş. Burada sadece şunu söylemek istiyorum. Özellikle yatak odaların önündeki bu balkonlar, yani ben hep dolaba gidiyor kafam, depolama alanına gidiyor ama evlerde gerçekten ihtiyaç oluyor. Burada bir hani dolap çözümleri üretilerek işte evdeki süpürgeleri, villadaları vesaireleri depolama alanında yapılabilir. Giyinme odasına da çevrilebilir ya da giyinme odasına ek, dolaba ek bir giyinme alanına da çevrilebilir. Sadece cam balkonla kapatmak yeterli olacaktır. Bak burada da priz var. Gider var, su tesisatı yok. Makine konmaz. Kurutma makinesi konabilir. Yatak odasının diğer kısmına geçtik. Cem'le yer değişmiş olduk. Burada televizyon koyabilmek için uydu adı sistemi ve priz yerleştirilmiş. Yatak odalarında televizyon olmalı mı konusuna girmek istemiyorum. Bence olmamalı. Ama koymak isteyenler varsa koyabilirler. Geçiyorum ebeveyn banyosuna. Burada da bir duş alanı var. Cam duşakabin tercih edilmiş. Şöyle kapatayım. Armatürler Artema marka tercih edilmiş. Duşakabinin içinde de Artema tercih edilmiş. Buraya banyo dolabı yerleştirilmiş. Klozet buraya yerleştirilmiş. Duşakabinin yanına ve orada da havalandırma mevcut. Ama bir şey söylemek istiyorum. Ebeveyn banyosunda kullanılan şu seramiği daha çok sevdim. Bu seramik daha güzel olmuş. Nereye gidelim? Nereye anlatmadık? Mutfağı anlatmadık. Hep yatak odalarının ebeveyn banyosunda bitiriyorduk. Bugün mutfağı anlatalım. Sona sakladım çünkü salonu mutfağı izleyip çıkıyorsunuz. Görüyorum ben. Ve onların hepsini fark ediyorum. O yüzden mutfağı en sona bıraktım. Mutfağı anlatacağım. Mutfakta da evin fiyatını vereceğim. Kare bir mutfak tercih edilmiş. 13,5 metrekarelik bir mutfak. Timstone tezgah tercih edilmiş. Tezgah rengi antrasit renk tercih edilmiş. İki renkli
Bir mutfak dolabı yapılmış burada. Bejin bu tonuyla ahşabın bu tonu birbirine çok yakışıyor. Hele bir de araya antrasit kattınız mı ballı kaymak oluyor. Tezgahtan sonra buraya seramikler yerleştirilmiş. Seramikler açık gri tonlarında ve içerisinde hafif hafif antrasit hareler mevcut. Armatürler Artema marka kullanılmış. Şöyle hemen göstereyim. Mutfak dolaplarının tavana kadar olması özellikle çok güzel olmuş. Yaptırmak isteyenler olursa mutlaka bunu tavana kadar yaptırın. Yarıda bırakınca, üstleri açık kalınca o üstler hem çok yağ oluyor hem de çok da güzel bir görüntü olmuyor bence. Böyle daha güzel oluyor. Orası raflı alan, burası raflı alan. Mesela bu raf olmazsa ne olur, burası bu kadar yüksek olur. Bu kadar alana istif yapmak çok zor. Onun yerine aralıkları daha az bırakıp kaseler, yemek tabakları, düz tabaklar şeklinde ayırıp koymak hem düzen açısından daha kolay oluyor, daha da işlevsel bir hale geliyor, depolama alanını arttırıyor. O yüzden mutfakta raf alanlarını dar tutabilirsiniz. Buraya da bir boşluk alan bırakılmış. Özellikle sergilemek istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Ben çok böyle şeyleri sevmem gerçi ama göze hitap eden güzel şişeler olabiliyor, bardaklar olabiliyor. Onları sergilemek ya da çiçekler olabiliyor. Bazı ev hanımları buralarda yapay çiçek kullanabilirler. Güzel olabilir. Bunu şu yüzden yapmışlar. İki tarafa böyle aşağıda yaptıkları deseni buraya uygulayarak bir bütünlük sağlamaya çalışmışlar. Buralarda laki kapak kullanılmamış. Lak glass kullanılmış ama teslim edilecek dairelerde laki kapak kullanılacak. Bunu da ayrıca belirtmiş olayım. Yine aynı renklerde tercih edilecek. Burada da raf alanları yerleştirilmiş. Bir de şöyle bir detay yapılmış mesela. O da güzel olmuş. Aynı IKEA mantığı. Bu dolabın içerisine bak böyle şeyler bırakılmış. Ev yaptıracak, mutfak yaptıracak olanlara bunlar mesela buradan çıkıp buraya takılıp raf alanı daraltılabilir veya yükseltilebilir. Gayet mantıklı olmuş. Yapanın eline koluna sağlık. İşçilik itibariyle çok beğendim. Arçelik markam üçlü ankastre seti dahil. Bulaşık makinesi dahil değil. Ankastre bir bulaşık makinesi yerleştirilmiş. Ama o dahil değil. Bunlar buraya dahil. Ya çok güzel. Pirincin şeyini bile koymuşlar. Hani böyle evde gezerken şunu hissettim. Sanki bu ev yaşanan bir ev hissiyatı verdi. Çünkü döşerken her şeye dikkate almışlar. Baharatlarını koymuşlar mesela. Çok güzel değil mi ya? Elektrikli cam ocak tercih edilmiş. Cem, elektrikli cam ocak. Anladım. Bak çok güzel elektrikli cam ocak. Anladım. Anladıysa. Burayı keseceğim mi? Evet. Ocağın hemen yanında olmasından dolayı baharatlık da koyabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz ya da daha farklı ürünleri depolamak için de kullanışlı olabilir. Ben çok fazla böyle tezgah üzerinde görüntü sevmiyorum. O olsun, bu olsun, şu olsun, burayı doldurmayı sevmiyorum. Ben mutlaka tuzumu, şekerimi, kahvemi, işte her şeyimi buraya koyarım. Neden? Çünkü burada yağlanacak ve ben onu temizlemek zorunda kalacağım. Benim de bu kadar vaktim yok. Burada daha, yani burada bir haftada yağlanacakken, yani bir haftaya kalmıyor da 2-3 günde bir yağlanacakken burada bir hafta 15 gün beni götürecek. O daha uzun süre temizlemem gerekecek. O yüzden ben bunu seviyorum. Bazı insanlar da tezgahın üzerini doldurmayı seviyor ama ben de öyle seviyorum. Hemen şu aşağılara değineyim. Burada da bir raflı alan mevcut. Fırın. Çekmece alanı. Oo, kaşıklığa bak. Gayet büyük bir kaşıklık alanı. Çay kaşıkları, işte minik minik şeyleri. Bu arada kaşıklığın tarzı da güzelmiş. Kepçeleri bile koyarsın oraya. Burada bir çekmece alanı mevcut. Burada da bir çekmece mevcut. Ankastre bulaşık makinesine. Artık şey vermiyorlar. Bulaşık makinesini vermiyorlar ama ankastre kullanmak isteyenler için şu plakayı teslim ediyorlar. Yoksa aldığınız evde mutlaka isteyin. Çünkü sonra bulmak, renk tutturmak çok zor oluyor. Burası lavabo altı. Lavabo altına alüminyum folyo kaplanmış. Burası da bir raflı alan olarak bırakılmış. Buraya da pano asmışlar. Biz tabii ne yaptık? Hemen reklamımızı yapıştırdık buraya. Ev keşifteyiz de yazdık. Ak Yükselen İnşaat'ın evini gezdiğimiz için Ak Yükselen'de yaptık. Günün menüsünü yazmak isteyenlere, eğlenceli tarifler paylaşmak isteyenlere, eşine çocuğuna not yazmak isteyenlere, bu sabah kahvaltıyı sen hazırla mesela gibi ya da bu akşam yemeği işte A kişisinde gibi ya da gününü planlamak isteyenler için gayet güzel. Bir de metal şey var, bu IKEA'da satılıyor bu arada. Bir de metal şey var böyle. Böyle yapıştırabiliyorsun, yazı yazabiliyorsun. Gayet güzel. Bu arada
Biliyorsunuz yeniden tekrardan çekimlere başladık, firmalarla görüşmeye başladık. Her firmanın kapısını çalıyoruz. Biz böyle bu işi yapıyoruz. Dairenizi çekebilir miyiz diye her firmanın kapısını gidip çalıyoruz. Ancak bizim şöyle bir ricamız olacak sizden arkadaşlar. En çok tıkandığımız noktalardan bir tanesi abone sayımız. Evet, biz izlenmelerimizden çok memnunuz. Aldığınız geri dönüşlerden çok memnunuz. Instagram'da bize ulaşıyor olmanız veya telefonlarımızı bulup bizi arıyor olmanız bile bizi çok memnun ediyor. Ev almak isteyenler, eve dair fikri olan hemen hemen herkes şu anda bize ulaşıyor, soruyor. Ben sizin videonuzu gördüm, ev aldım diyor. Biz bu dönüşlerden çok çok memnunuz. Aktif oluyor olmanızdan da memnunuz. Ancak videoyu izleyenlerin %85'i hala abone olmamış. Lütfen arkadaşlar, izliyorsunuz. Evet, sizin için çok zor bir şey değil bu. Ama bizim videolarımıza devam edebiliyor olmamız için önemli. Abone ola basmak, bildirim zilini açmak hiç de zor değil. Onu yaparsanız çok memnun olurum. Sizden böyle bir ricamız olacak. Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi videonun altına yazmayı da unutmayın. Özellikle gezmemi istediğiniz projeleri, anlatmamı istediğiniz noktaları, daha fazla değinmemi istediğiniz detayları yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Tezgah kullanım alanını çok sevdim. Bulaşığımı yıkadım, bulaşığımı koydum. Sebzemi meyvemi yıkadım, kuruttum, hazırladım, pişirdim. Bu sıra çok güzel olmuş. Bunu çok sevdim. Özellikle bu aranın geniş olması, ne kadar mutfağınız büyük olursa olsun şu tezgah arasının genişliği kadar kullanıyorsunuz mutfağı. Burası bu kadarsa şu kadarlık alanda yemek yapıyorsunuz. Daha genişse doğradım, parçaladım, böldüm ya da sıraya koydum, pişirdim. O kadar daha kullanışlı hale geliyor. Burada hamur bile açılır bu arada. Şunu beğendim Cem. Bizim evdeki şu böyle düz ya. Normalde onu seviyorum aslında da. Görüntü itibariyle şu böyle düz gelip burada takılmayanları seviyorum. Kullanış itibariyle bunlar çok iyi oluyor. Foşur foşur yıkamayı sevdiğimiz için bu alanlardan su akma durumu olabiliyor dolapların üzerine. Daha çok kirleniyor bu alt dolaplar. Şu an benim evimde düz olduğu için şu alt dolaplar sürekli silinmek istiyor. Ama böyle olduğunda buralara daha az su geliyor, daha az kirleniyor. Bu da bir avantaj. Ben çok konuştum. Özlemişim konuşmayı. Bu arada 60'a 60 seramikler kullanılmış. Koridorda kullanılan aynı seramik mutfakta da devam etmiş. 10 santim laka süpürgelikleri mevcut. Halısı çok güzel olmuş. Nereden aldılar mutlaka öğreneceğim. Hem mutfağın tonlarına çok uymuş hem de tam bir mutfak halısı. Üzerine bir şey döküldü, sil. Ondan sonra yıka yıka kullan, yıka yıka kullan bir halı olmuş. Çok beğendim. Özellikle dokuma halılarda içine toz çok fazla girdiği için ya çırpmak gerekiyor onu. Şimdiki evlerde de çırpma yapamayacağımız için sürekli yıkamaya vermek gerekiyor. Hijyen açısından birazcık bence sıkıntı. Bu halı burada çok güzel olmuş. Kocaman bir mutfak masası konmuş. Bayağı büyük bir mutfak masası Cem. 4 kişi. Ne olur? Kocaman Cem beğenmedi. Bence kocaman. Çünkü ben bu kadarını bile razıyım mutfakta. Cem normal bir. beğenmedi. Normal standartlarda bir mutfak masası sığmış. Ama bu mutfak masası normal değil ki hayatım. Normalde 60 santim olur mutfak masası. Bu 90'lık. Lütfen yani. 90'a 120 falan bu mutfak masasının ölçüsü. Lütfen. 120 mi? 60'a 60 bak 120. 90'a 120'lik bir mutfak masası kullanılmış. Sandalyeleri çok güzel. Koltuk gibi. Yumuşacık. Evin mobilyaları gerçekten çok güzel bu arada. Ağır da. Uydu alıcı sistemi yerleştirilmiş. Bu televizyon koymak isteyenler için bir alternatif olmuş. Sonra buzdolabı için bu alanı tercih etmemiz gerekecek. Çünkü burada priz var. Şöyle göstereyim. Aslında bak şu bile yapılabilir bu mutfakta, biliyor musun? Ay, çok güzel olur. Bunun hemen karşısına böyle bir tane dolap. Öyle demeyeyim de üst dolabı olabilir, alta değil. Yani buzdolabı için bir yer değil. Buzdolabı için bir yer. Ve üstte devam edebiliriz. O da Altta. olabilir ama normal şu kadar bir alanda da dolap kullanılabilir. Sebzelik dolabı falan. Ada bile yapılır buraya oğlum. Buraya ada bile sığar. Abartma mı diyorsun? Ya sığar, sen bana güven dostum. Buraya ada sığar. Buraya çok da güzel ada olur biliyor musun? Bak güvenmiyor bana. Adacık diyelim. Adacık. Buraya o da olur. Buraya adacık olur. Evet, tam neyse kavga etmeyelim. Avizeye geçelim. Burayı nasıl bağlayacaksın çok merak ediyorum montajda. Gerçekten. O kadar tartıştık, nasıl bağlayacaksın çok merak ediyorum.
Çok güzel bir avize. Özellikle ben bu tarz avizeleri çok beğeniyorum. Amma ve lakin. Mutfakta olduğu için bu yağlanır. Bunu temizlemek dert. Burayı siz yine de böyle tavana asılı düz şeylerden, spot gibi olanlardan tercih edebilirsiniz ama çok güzel bir avize. Işık bandı uygulaması yapılmış ve led döşenmiş. Bunu da söyleyeyim. Ledler nerede var evin genelinde? Salonda, koridorda ve mutfakta ledler mevcut. Buradan da balkona çıkış için kapı var. Onu da göstermiş olalım. Bu arada plise perde tercih edilmiş. Böyle alanlarda mesela bu perdelerde plise perde değil bu ya. Dikey bilmem ne perdesi bu. Allah, perde konusunda sıfır. Bu dikey perde, dikey bilmem ne perdesi. Bak bu iki renkli oluyor böyle. Burası da devam ediyor. Bunlar böyle parça parça. Salonlarında tercih edenler de var. Kullanım itibariyle hiç bilmiyorum bu perdenin kullanımı nasıldır. Yaptıran komşularım vardı diğer siteden biliyorum ama kullananlar varsa mutlaka yorumlara yazsınlar. Kullanışlı yaptırın. Kullanışlı değil yaptırmayın diye. En azından biz de birazcık faydalanmış olalım. Evet, gelelim bitiriş konuşmasına. 7 blok 260 daire var bu sitede. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 ve 5 artı 1 daire seçenekleri mevcut. Hatırladığım kadarıyla 4 artı 1 normal kat daire seçeneği de var. 4 artı 1 dubleks daire seçeneği de var. Konum itibariyle Bursa'nın merkezi denebilecek bir konumda. Hürriyet Adalet Mahallesi'nde Bulgaristan Konsolosluğu'na çok yakın. Arkası yeşil alana bakıyor, önü de ana caddeye bakıyor. Hangi blok, hangi cepheden tercih etmek istersiniz? Tabii ki farklı alternatifleri mevcut. Biz bugün 143 metrekarelik 3 artı 1 örnek dairelerini gezdik. Gezdiğimiz dairenin net ölçüsü 143 metrekare, brüt alanı ise 217 metrekare. Giriş kat dairelerinin bahçe kullanım alanının olması bizi cezbetti açıkçası. Dediğim gibi bakacağım bu evi alıp alamadığıma. Kendim bütçemi zorlamaya çalışacağım. Malum ben de ev arıyorum. Neden bu ev benim evim olmasın? Hoşuma da gitti. Evi gezerken de çok keyif aldım. Anlatırken de çok keyif aldım. Siz de zaten izlerken bunu fark edeceksiniz. 1.290.000 TL'den başlıyor fiyatları. Cepheye kata metrekareye göre de fiyatlarda artışlar mevcut olabiliyor. Merkezi sistem ısıpay ölçerli bir daire, yerden ısıtmayla ısınıyor. Doğramalar lake tercih edilmiş. Genel olarak evin özellikleri bunlar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, lütfen bildirimleri açmayı, beğendiyseniz videoya like'a basmayı ve yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Bu arada Instagram'da her pazar biliyorsunuz pazar sohbetlerimiz oluyor. Sizleri oraya da davet etmek isterim. Hoşça kalın, muhabbetle kalın.